Herkese merhabalar sevgili dostlar. 9 Aralık Cuma günü Antalya yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Antalya'da bizleri 6 koşul bir program bekliyor. Tek altılı var. İzmir videosu bu arada yayında. İzmir'de de yine 6 koşul bir program mevcut. Sadece tek bir olacak yine bayağı böyle hani rahat geçecek fazla yarış olmayacak bir program olduğunu söylemek lazım cuma günü için. İzmir'de bu arada bizim safkanımız Haskaraca da start alıyor. Onu da belirtmiş olalım. İzmir videosunda izleyebilirsiniz. kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dilerseniz katılıyor olmayı unutmayın. Ee, teşekkürler butonundan bir defaya mahsus bize destek de olabilirsiniz eğer isterseniz videonun altındadır teşekkürler butonu. Ama hiçbirini yapmıyorsanız da abone olsanız, videoyu beğenseniz bizim için yeter. Bir de bildirim zilini açabilirsiniz. O zaman biz video yayınlamadan öncesinde veya yayınladığımız zaman size doğrudan bildirimi gelmiş olur arkadaşlar. Ee, bu sayede hemen izleyebilirsiniz. Ee, onu da belirtmiş olayım. Şimdi geçelim arkadaşlar tahminlere. buçukta başlayacak arkadaşlar yarışlar Antalya'da. 6'lı üç buçukta başlıyor. 3 sentetik, 3 de kum pist yarışı olacak. E, şart 5 bir yarışla başlıyoruz. 4 yukarı Arap atları 2100 mesafe kum pistte çıkıyorlar. Arkadaşlar bu koşuda 10 safkan start alıyor. Şimdi bu yarış için çok hazır gelen bir safkan var. Ve Can Seklavi formda geliyor ama biz bu ismi önermeyeceğiz burada çünkü çok tecrübeli bir rakibi var. O da Katan arkadaşlar 4 numara e, takdir edersiniz ki e, bizim de burada 4 numara tekimiz olacak. Yani 23 gün evvelki yarışında e, bir araya rağmen e, bu performans sergiledi Katan ben açıkçası bayağı beğendim o yarıştırdığı performansı ki %100'ünü daha koymadı ortaya. Üstelik 9 yaşına gelmiş olmasına rağmen nitekim burada idmanı da var size göstereceğim. E 113 20 29 20 rahat tempo bir idman. Can Seklavi'nin idmanı görürsünüz. Yani safkanların hepsi rahat çalışmışlar ama bu durumda katan bizim için daha öncelikli olacak. 23 günlük arası var. Daha dinlenmiş durumda. Can Seklavi bayağı hazır geliyor, bayağı formda geliyor ama dediğim gibi burada katan varken diğer atlara şansını az gördüğüm için tek veriyorum arkadaşlar. 4 numara Katan'ı. İkinci koşuya geçelim arkadaşlar. 21 Handikap 3 çıkar İngilizler. 2000 sentetik pist yarışı. 9 gün evvel kazanan bir isim arkadaşlar. Burada Halil Kaplan'la birlikte Perfect Runner diyeceğim öncelikle. 4 numaralı Safkan. Peşe sıra burada Mahsun Turan'la birlikte 14 gün evvel 5. olan isim. 2 numara Birol Bey ile devam etmek istiyorum arkadaşlar. E, Birol Bey de burada iyi geliyor. E, Rabatto'yu deneyebiliriz 6 numarayı. E, ama daha sağlam isimlerden Peaky Blinders 7 numarayı yazmamız daha makul olacaktır. Rabatto iyi bir safkan ama 51 gün arası var. Burada grup sert. Geniş kuponda belki değerlendirirseniz. Onun için arkadaşlar 4-2-7 dersek buraya 3 safkan 4-2-7 bizim için yeterli olabilir. Kuponu genişletecekler. 6 numara Rabatto başta olmak üzere. E, burada istediğiniz, tercih ettiğiniz herhangi bir ismi yazabilirsiniz. E, düşük bir kiloda start alacak. Fatih Rüstem Bebek'le Blinding Light gibi bir safkan mesela 8 numara. Belki tercih edilebilir. Ya burada artık sizin kişisel tercihlerinize kalıyor geriye kalan isimlerde bir tercih yapmak. Çünkü zaten birbirine yakın safkanlar. Siz de görüyorsunuz benim gördüklerim neticede. Ya dediğim gibi burada 4, e, 2, 7 şeklinde 3 safkanlı bir oyun Muhtemelen yeterli olur arkadaşlar bu yarış için. Diğer isimleri de değerlendirmeye alacak varsa geniş kuponda bütçenize göre yazabilirsiniz. Üçüncü koşuya gelelim. 15 handikap dişi. 2 yaşlı İngilizler. 1500 arkadaşlar. Sentetik pist yarışı. 9 safgan start alıyor. Burada ilk vereceğim isim sizlere bir numara Anadolu ezgisi. 44 gün arasına rağmen yazılması gerektiğini düşünüyorum. izle Aksoy'un safganını. Burada idmanları göstereceğim size arkadaşlar. 24-20 e, 1.04 ve 18 ile geliyor Safkan ki sentetik pist idmanı yani şu anda at hem de Antalya'da çalışmış vaziyette yani Antalya sentetiğinde çalışmış bir isim olduğunu biliyoruz. Net bir şekilde burası için e, ciddi manada bir favori diyebiliriz. Aynı zamanda kuponda bir numara Anadolu ezgisini alternatif bir tek olarak da değerlendirebiliriz. Fakat ciddi bir rakip var. Onu bahsedeceğim size arkadaşlar. Özellikle burada idmanda dikkat çeken 35-7 ve 23 omla gelen Queen of July 7 numaraya dikkat arkadaşlar. E, Fırat Arslan'ı izleyeceğiz. Queen of July'da yalnızca 5 yarış koşmuş bir safkan. E, böyle pek, gö pek göz ardı edilebilecek bir isim gibi de durmuyor. Onu belirteyim. Özellikle için performansının dikkat çektiğini belirtmek istiyorum. Burada da Fırat Aslan'la birlikte iyi bir yarış çıkartacağını tahmin ediyorum Safkan'ın. Ee, Anadolu ezgisine rakip olarak verebiliriz özellikle 7 numara ee, Bir numara Anadolu ezgisi isteyenler için tek diyorum tekrardan belirtmek gerekirse. 1-7 olarak bırakabiliriz buraya 2 Safkan'la kuyun yazıp. 2 Safkan'dan sonra başka ismi yazmak gerekir mi bilmiyorum. Çünkü ben bu iki ismi birbiri arasında bir yarış tabii mücadele bekliyorum. İkisinde birbirine yakın düzeyde favori görüyorum. E, Tabi burada Queen of July'in kilo avantajı var 6 kiloda avantajı koştuğu için e, birazcık daha hani belki ağır basabilir ama Anadolu Ezgi'si de çok iyi bir idmanına gelmiş çok uzun bir idmanı var e, ve de dereceler de çok iyi. 1-7 bırakırsak da güzel olur bir tek de atabilirsiniz ama 1-7 yazdıktan sonra başka bir at yazacağım diyen varsa eğer e, oraya ben karışmıyorum isteyen varsa yazsın. Ee, çok da fazla gerekli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü daha fazla at yazmanın 1-7 yeterlidir arkadaşlar. Yoksa da bir tek atılabilir. Daha fazlasını dediğim gibi size kalmış. Dördüncü koşa gelelim. Meydan satış. 2 yaşlı İngilizler. 1200 kum pisti Arkadaşlar burada 10 safkan start alıyor. Mehmet Salih içerikle başlayacağız. The Gift. 9 numara arkadaşlar. 12 gün evvel 5. oldu. Davet yaşlarında ikinciliği var. üçüncülüğü var. 4.liği var. Tabelalar yapmış bir isim. Burada da yarışta yine iyi bir performans çıkaracağını düşünüyorum bu Sofya'nın. The gifti değerlendirmeye alalım arkadaşlar 9 numaralı safkanı. Mehmet Kaya ile birlikte Run for Ramazan diyeceğiz arkadaşlar 6 numara Kaya Kürüş safkanı buraya iyi hazırlanarak geldiğini biliyorum. Her ne kadar biraz çünkü performans kötü duruyor olsa da burada istenilen patlama yapabilecek bir isim. Şöyle bir ilman da göstereyim sol ilman için. Run for Ramazan'ın arkadaşlar 38 40 25 40'lık bir ilmanla geliyor. Son ilmanı bu tabii ki. Daha evvel daha fazla çalışmış bir isim. Burada iyi bir performansla koşacağını bekliyoruz arkadaşlar. Bir diğer iyi idmanla dikkat çeken safkan 37.5-24.80 Big Boss Ali arkadaşlar. 3 numaralı safkan da yine burada denenebilecek bir isim. O da hiç kum pistte koşmamış olması itibariyle burada bir e, bilinmezlik içerisinde olan bir safkan. Fakat idmanı bize kumda gayet iyi gideceğini gösteriyor. O yüzden bu safkanı da yazabilirsiniz. Daha fazla at yazacaklar. 2 numara Bebe Çito Ali Yıldız'ı birlikte ile denenebilir. Öncelik sıralamamızı veriyorum. 9 numara, 6 numara, 3 numara, 2 numara şeklinde arkadaşlar bu kuponu genişletebiliriz. En e, hani fazla haliyle bu olur. E, özellikle burada 3 ve 6 numaradan e, sürpriz bir yarış bekliyorum arkadaşlar tekrarlamak gerekirse. Ama e, öncelik sıralamamız 9 6 3 2 şeklindedir. 5. koşuya gelelim. Şart 5 dişi 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik pist yarışı arkadaşlar. Native Gift 3 numaralı Safkan 14 gün evvelde kazandı. Vefa İbrahim aracının sahip olduğu Safkan Apranti Ali Yıldız'la birlikte burada favorimdir. Tek verilebilir bir isim olduğunu düşünüyorum. Grup kalabalık. Başka tekimiz var. Risk etmek istemeyenler tek atmasın. Aksi takdirde 3 numara native gift'i tek atabiliriz. Tek atmayacaklar 1 numara hırçın dostum Mehmet Kaya ile birlikte ki çok iyi bir performansla geliyor buraya kadar. 41 gün arası sizi yanıltmasın. Ee, bu bir problem değil. 41 gün bir problem olduğunu göstermez. 2 numara Katerina Onur Öztürk ile start alıyor. Yine 23 güne ve 4. olmuş. Daha evvelki performansla da iyi olan bir safkan denenebileceğini düşünüyorum burada. Ee, bu şekilde bir oyun yapılabilir arkadaşlar. Yani 1-2-3 yapabilirsiniz veya 3 numara native gift'i tek atabilirsiniz. Ben native gift'e çok güveniyorum. Burada yine kazanabileceğini düşünüyorum. Ee, yani yarış içerisinde bir talihsizlikle 2. 3. kalmazsa e, istemediği bir durum sebebiyle bu yarışı kazanır. Onun ee, haricinde 1 ve 2'yi rakip olarak görüyorum dediğim gibi. Başka tek var tek atmak istemiyorum diyenler 1-2-3 yaparlar. Aksi takdirde burayı 3 numarayı tek bırakarak da Geçebiliriz arkadaşlar onu da belirtmiş olayım gelelim 6 koşuya 15 handikap dörtlük araplar 1400 kum pistleri son yarış arkadaşlar bir hafta evvel koşup ikinci olmuş bir isimle başlayacağım aprantali yol açıcı ile birlikte 3 numara çekoğlu. E, ee, bu pistte 1.37-67'si var. Gayet iyi bir derece diyebiliriz. Bu pist için açıkçası öyle. Hem de bir de koştuğu grubu kıyasladığımızda tabii ki. Ee, arkadaşlar burada 16 safkan var. Zor bir yarış. O yüzden başka katlarda yazmamız gerekecek. Mehmet Sari Çelik'le birlikte 11 numara Ustaoğlu ile başlıyorum. Devam ederken 14 gün evvel 4. oldu 11 numaralı safkan. Burada yazılması gerektiğini düşünüyorum. Mahsun Turan ile Can Katan 9 numara. 9 gün evvel bir ikinciliği var. Ee, değerlendirmeye almakta fayda görüyorum arkadaşlar. Bu safkanı da. Şimdi diyelim ki 9 yazdık 11'i yazdık. İşte burada öncesinde 3 numara çek oğlum yazdık. Burada sürpriz var mı diyeceksiniz. Sürprize geleceğim fakat öncesinde bir isim daha yazmamız lazım arkadaşlar. Eser Alp, Mehmet Kaya ile birlikte 25 gün evvel 5. olan isim. daha evvelki performans yine tabelalarla geliyor. Şimdi arkadaşlar bu isimleri yazdıktan sonra sürpriz olabilecek isimlere geliyorum. Ganyan ne olur bilmem ama 2 numara koruyucu. Son 2 yarıştaki biraz bocalamasından dolayı birazcık daha orta Ganyan'da bir at olabilir. Yazılabilir. 4 numaralı olan yüzleri sürpriz olabilir. bunların haricinde arkadaşlar burada 7 numara Hattat veya 8 numara Tavus kuşunun sürpriz olma ihtimali vardır. Şöyle neden vardır onu söyleyeyim. Tavus Kuşu bu sezon e, istediği verimi alamadı. Fakat geçen sene iyi yarışlar çıkarmış bir isim. Hattat'a gelecek olursak hatta da e, böyle sınırda gidiyor tabelaya böyle. Burada Nizamettin Demir'le zaten derece olarak e, burada 1.37'leri görebilen bir isim. Bu pistte de, bir, de iyi bir derece elde edip bir şeyler yapabilir. Apprentice ile birlikte iyi bir yarış çıkartabileceğini düşünüyorum. 27 günlük verdiği arayla birlikte burada dinlenmiş bir şekilde gelecektir. O yüzden sürpriz yaratabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer videomuz yayındadır. İzmir tahminleri izleyebilirsiniz. Orada da bizim safkanımız Haskaraca'da start alıyor Tekrardan belirtmiş olayım. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz katılıyorsa olmayı veya teşekkürler butonundan bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Dileyenler bildirim zilini de açsınlar. Hemen videoyu attığımızda haberdar olmak için size yardımcı olur. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar ve herkese de bol şanslar diliyorum.